Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alev ve Mutfak aşkına, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok lezzetli, çıtır çıtır, nefis bir fıstıklı kadayıf tarifi hazırladım. Şerbetini tam çekiyor ve gerçekten çok da lezzetli oluyor. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifimin ilk olarak şerbetini hazırlıyorum. Tencereye 5 su bardağı toz şekeri alıyorum, üzerine 5 su bardağı su ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Son olarak yarım limonun suyunu sıkıyorum ve yüksek ateşte şerbeti kaynamaya bırakıyorum. Tarifimde şerbetimi soğuk, tatlımı sıcak kullanacağım, o yüzden ilk olarak şerbetimi hazırlıyorum. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra tencerenin altını kısık ateşe getirerek 20 dakika boyunca kaynatmaya devam ediyorum. Hazırladığımız şerbetin kıvamlı olması oldukça önemli çünkü kıvamlı olması sayesinde kadayıfımız çıtır çıtır olacak. 20 dakikanın sonunda oldukça kıvamlı çok güzel bir şerbet elde ettim. Soğuduktan sonra çok daha güzel bir kıvam alacak. Yeteri kadar kaynattığım şerbeti şimdi kenara alıyorum ve hemen kadayıfımı hazırlamaya başlıyorum. Tarifim için toplamda 750 gram çiğ kadayıf kullanıyorum. Kadayıftan bir parça alarak elimle didikliyorum. Böylece tel tel olmasını sağlıyorum. tel tel ayırdığım kadayıfı şimdi ince ince doğruyorum. İnce ince doğradığım kadayıflarım hazır. Hemen kenar alıyorum. Ve kadayıf bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Tel tel ayırdıktan sonra ince ince doğruyorum. Kadayıfın tamamını doğrayıp hazırladıktan sonra iki eşit parçaya ayırıyorum. Bir parçasını tabanında, diğer parçasını da üst katında kullanacağım. Doğradığım kadayıflardan bir miktar ayrı bir kaseye alıyorum. Daha sonra üzerine yarım su bardağı toz fıstık ve yarım su bardağı parça fıstık koyuyorum. Şimdi tüm bu malzemeleri güzelce karıştırarak harmanlıyorum. Kadayıfımın iç malzemesi artık hazır. Tarifim için 40-30 santim ölçüsünde dikdörtgen fırın tepsisi kullanıyorum. Üzerine oda sıcaklığındaki 75 gram tereyağını alarak fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Her yerini yağlamak oldukça önemli çünkü daha sonra kadayıflarımızı yağlamayacağız. Her yerini bolca yağlayarak hazırladım. Şimdi kadayıfın yarısını her yerine gelecek şekilde serpiyorum ve yayıyorum. Her yerinin eşit olması oldukça önemli. Böylelikle şekli çok daha düzgün olacak. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Kadayıfın yarısını tepsiye aldıktan sonra üzerine bastırıyorum. Ve kadayıfı iyice sıkıştırarak eşitliyorum. Sonrasında hazırladığım iç harcının tamamını tepsiye döküyorum. Her yerine eşit şekilde koymaya özen gösterin lütfen. İç harcını koyduktan sonra kalan kadayıfı da her yerine gelecek şekilde koyuyorum. kadayıfın kalınlığını da üzerine koyduktan sonra bir tabakla üzerine bastırarak sıkıştırıyorum. Bu tatlımızın şeklinin çok daha düzgün olmasını sağlıyor. Bu ölçülerde bir tepsiniz varsa da üzerine bastırarak sabitleyebilirsiniz. Bir diğer taraftan fırınımı 180 derece alt üst açarak ısıtıyorum. Tatlımı hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım. Tatlım artık hazır. Önceden ısıttığım 180 derecelik alt üsterli fırına koyarak pişiriyorum. 45 dakikanın sonunda pişen kadayıfı fırından çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi altın sarısı renginde. Fırından çıkardıktan sonra bir 5 dakika dinlendiriyorum. 5 dakikanın sonunda sıcak tatlının üzerine buz gibi şerbeti döküyorum. Şerbet miktarı sizlere fazla gibi gelebilir ama fazla değil çünkü kadayıf şerbeti çok seven bir tatlı. Şerbetin tamamını döktükten sonra en az 2 saat boyunca dinlendireceğiz. 2 saatin sonunda süsleyerek servis edeceğiz. Tatlım şerbetini güzelce çekti. Ve yeteri kadar dinlendirdim. Şimdi dilimleyerek sizler için sunuma hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça basit bir tarif. Bu lezzetli tarifi bayramda da gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Eminim tadına bakan misafirleriniz çok beğenecektir. Tatlımı dilimleyerek hazırladıktan sonra üzerine birer tatlı kaşığı kaymak koyuyorum. Tabii ki sizler dilediğiniz gibi süsleyip tatlınızı servis edebilirsiniz. Ben kaymağı kadayıfa çok yakıştırdığım için bu şekilde servis etmek istedim. Sizlere de fikir olsun. Tamamına kaymak koyduktan sonra parça fıstık koyuyorum. Tarifimi belirttiğim şekilde yaptığınız sürece eminim sizler de çok güzel sonuç alacaksınız. İlk olarak şerbetin kıvamı oldukça önemli. Koyu bir şerbet yapmanız halinde kadayıfınız çıtır çıtır olacak. Vermiş olduğum ölçü tam ölçüdür. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Görüntüsü ve lezzeti gerçekten çok güzel oldu. Hemen servis tabağına alarak sizler için sunuma hazırlıyorum. Şerbetini tam çeken çıtır çıtır fıstıklı kadayıfım artık servis için hazır. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi Hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.